temeli 2013 yılında atılan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yap işlet devret adıyla tanınan ve hama limanları üzerinden belirli sermaye kesimlerine rant aktarımı halini almış yolcu garantili havalimanı yapım işi kapsamında yaklaşık 12 milyon yolcu garantisiyle 29 Ekim 2022 tarihinde açılacağı ilan edilmiştir. 8 milyon metrekarelik bereketli toprakların kamulaştırılıp tarım dışına çıkarılarak altyapı ya da üst yapı ihalelerinin sürekli iptal edilip el değiştirmesi sonucu oluşan kamu zararı da dahil olmak üzere iklim ve arazi planlamasından ihale edilme biçimine kadar bilimsel ve şeffaf bir sürecin yürütülmediğini göstermektedir. Yeni havalimanının açılmasının ardından Adana Havalimanı'nın durumunun ne olacağı ise ayrı bir muamma olarak durmaktadır. Şehrin içinde ulaşımın kolay olduğu bir büyüklükte bir arazinin havalimanı vasfını kaybettiği anda bazı kesimlerin rant iştahını kabartacağı da açıkça görülmektedir. Devami tarafından işletilen havalimanlarında örgütlü olan sendikamızın kuruluşundan bu yana ulaştırma hizmetlerinin kamu eliyle yürütülmesi için mücadele ettiğini, bu alanda üreten, mücadele eden her bir sivil toplum kuruluşu ile dayanışma içerisinde olduğunu hatırlatarak Adana Havalimanı'nın talana, ranta peşkeş çekilmemesi için yapılacak her türlü mücadelenin paydaşı olarak katkı sunacağımızın bilinmesini istiyoruz. Plan ve rant planına karşı Adana halkının gerçek ihtiyaçları doğrultusunda halkın zamanın hayata geçirilmesini sağlanacağına tüm kalbimizle inanıyoruz. Yaşasın mücadele, birlik ve dayanışma.